Ben maddi suistimale uğradım. Musluğun başını tutan kaçağı önlüyor. Tavukçuluk yapıyoruz, zarar ediyoruz. Zarar ediyorsan abi, işletmende bir arıza var. Yumurtanın ilk 6 ayında zarar ettim. Çok ciddi zarar ettim. Ama şu anda 2 aydır, 3 aydır para kazanmaya başladım. Şimdi sondan başlayalım. Bir videomuz var. 11 ay önce pandeminin sokaklara çıkış yasakları uygulandığı döneminde canlı yayın yaptık. Coşkun Sabah'la. Orada bir, dün o yayını izledim çünkü hafızamda öyle kaldı, yanılmamışım. Bir dakikalık bir bölüm var. Orayı izleyelim. Sohbetimizi oradan başlayacağız. Hazır mı Aydın? Çok mutluyum. Evet. Çünkü ruhsatlar benim üstüme, her şey benim üstüme olduğu için çiftçilik sertifikası olduğu için bende geliş dolaşım serbest. Yani sokağa çıkma yasağı bana geçerli değil. Ben geziyorum. Çünkü çeviriyorlar tabii ki belgeyi verince hemen. Zaten onlar donanımlılar, biliyorlar kanunları. Bizi de serbest dolaşıma müsait meslekler arasında. Çünkü hayvancılık sektörü ve çiftlik sahibi olduğun zaman dolaşım bize serbest. Çok mutluyum ya. İlk de bu işe girdim diyorum. Çünkü hakikaten bazen insan işi oluyor, gezmek durumunda oluyor, çıkmak durumunda oluyor. Onun için çok rahatım. Evet, inşallah yatırdığın parayı dolandırılmadan geri alırsın. Allah dediği 40 yıl yaşamıyor. Çok. Onu söyleyeyim. Evet. Bu evet. 11 ay önce oldu, yani geçen Şubat'ta konuştuk. Öleceğin günü bilmiyorsun bir tek yani. Evet. Öleceğin günü ama. Evet, ama Haziran ayında bir gelişmeler oldu ve haberler yeni yansıdı. Hı. Hatta Caner Budak danışmanı bir düzeltme metni attı, öyle değil de böyle diye. Hı hı. Dolandırıldığın şeklinde haberler çıktı. Önce oradan başlayalım. Bu tavuk işine girdin. Şimdi önce bir, bu dolandırılma değil. Dolandırılma başka bir olay. Dolandırılma bir olayın üstüne çökme, her şeyini kaybetme. Bu kar ortağının resmiyette değil, el altından yumurta satıp yolsuzluk. Yani bunun adını koyalım önce. Bu tabii Asparagas habercilikte biraz olay büyüsün diye. Çünkü dolandırıldı deyince millet bir infial var. Dolandırılma kesinlikle değil. Ben dolandırılmadım. Ben kandırıldım. Ben maddi suistimale uğradım. Nedir biliyor musun? Yumurta sektöründe bir çiftlik var. Mesela bu bugün orada 12 bin yumurta çıktı. 12 bin yumurta, yumurtanın teki 1 lira ne yapar? 12 bin lira. Pazartesi 12 bin lira. Salı 12 bin lira. Çarşamba 12 bin lira. Perşembe 12 bin lira. Bu şekilde rutin gider. Bu 12 bin yumurta bölüşmede ya sıkıntı var. Ya marketlere gider. Marketlere gittiği takdirde bu kesinlikle resmidir. Resmi çünkü kurumsal marketler o malı sizden aldığı zaman proforma faturayla irsaliye faturasıyla resmidir. Resmi olmayan bir şeyi hiçbir kurumsal market dükkanına sokmaz. Orada sorun yok. O giriyor, markete giriyor. Ha, bir de artı olan olay var ki biz Nisan, Mayıs, Haziran aylarında şey yaptığımızda üretimin %100'ü kurumsal marketlere gitmiyor idi. Çünkü yeni başlamıştık. Ağustos itibariyle, Ağustos itibariyle, Eylül itibariyle Ağustos'ta %60, %70'lerdeydim. Tarım kredi marketler vardır bilirsiniz. Bu bir televizyon olmadığı için bu bir video yani rahatlıkla söyleyebiliyoruz değil tabii, mi? Tabii. Zikredebiliyoruz. Tabii. Yani yasaklar falan yok, değil mi? Yok, haksız yok. Rekabet burada falan filan yok. Küfür hariç her şey yok. Burada serbest. Evet. Tarım kredi marketler vardır bilirsiniz. Tarım kredi marketler İstanbul ve Ankara'daki şubelerin haricinde bütün Türkiye'ye sabah yumurtalarını tarım kredi marketlere veriyorum ben. Şu an itibariyle %100'e ulaştık. Ama Eylül, Ekim, Kasım ayında, Eylül'de, Ağustos'ta mesela %60'tı, Eylül'de %70'i, Ekim'de %80'e, işte Aralık'ta %90'a, şu an itibariyle %100'e yakın. Şimdi o aylarda da ufak tefek bu marketler işte, Buhara Market, Özerler, onlara veriyorduk ama elimizde çiftlikten satış olan bir yumurta kalıyor. Yani 12 bin yumurta çıkıyorsa 6 bini markete gidiyor. Marketler faturalandırıyor. Öteki 6 bini de
Mesela şarküteriler gelir. Eskişehir'de şu anda hala mevcut ama geliyor diyoruz ki elimizde yumurta yok. Şarküteriler. Mesela mandıralar, çiftlikler işte Ünal çiftliğidir, bilmem ne çiftliğidir. Şu mandıralar vardır hani süt satar, peynir satar, yoğurt satar. Bir de bir yanda bir de yumurta vardır. Onlar alırlardı. Şimdi bu arkadaşın yaptığı, ben esasında bunu haber olarak uçurmadım. Zaten haber olarak uçursam biz bunun Ağustos'ta tespitini yaptık. Neden oldu? Mart, Nisan, Mayıs. Ya bakıyorum kardeşim. Her hafta 50 bin, 60 bin lira, 58 bin lira, 58 bin yem, tavuk yem yer. Evet. Geçse bile biz o şeye yem atıyoruz. Çünkü gezen tavukta bile gezen tavuk, bir günde, mi? Evet, bir günde zaten soğuk havalarda çıkaramazsın. Bir günde oradaki yerdeki bütün solucanları, arpaları, buğdayları temizler gider. Evet. Bunlar pirana gibi dağıldı mı 14 bin tane tavuk. Ertesi günde bir şey kalmaz. Onun için takviye, yerlerde yonca vardır, şunlar bunlar vardır. Bir de sizin attığınız yemlerle birlikte orada takviye olur. Neyse efendim, içeride bir de çiftlik içerisinde de geziyorlar. Bizim yani gezen tavuk dediğiniz zaman sadece dışarıda sene 12 ayın ancak 7-8 ayı dışarıda gezdirebilirsin. Gezen tavuk köydeki 8-10 tane tavuk yem vermesin. Onun dışındaki gezen tavukların mutlaka yem takviyesi var. Yem takviyesi yapıyor. Yem takviyesi. Aynen veriyorsun. Sonucunda bu yemle ben uyandım ben. Ya dedim bakıyorum kardeşim. Açıyorum. Kişiyle adını bile zikretmek istemiyorum. Açıyorum. Bu ne oluyor? Abi işte şöyle işte o şöyle böyle şöyle. Yok işte maaşlar var, ondan bir şey kalmıyor. Açıyorum. Ya bu nedir diyorum. Normal değil. Baksana bu hafta dün yem fiyatının altına indik. Yem fiyatı 58 bin lira, gelen 30 bin lira. Nasıl oluyor bu iş dedim. Ya abi şöyledir böyledir. Neyse Ağustos'ta bir gittik baktık. Gel bakalım ya, aç defterleri. Ver şu şeyi. Orada sorumlu vardı, çiftlik sorumlu Osman. Döktük defterleri. Açık. Büyük bir açık var. Hiçbir şey söyleyemedi zaten. Ayrıldık. Şimdi bu dolandırılma değil, bu yolsuzluk. Peki daha önceden bu, tanıdığınız bir isim, güvendiğiniz tabii, bir isim değil miydi? Hayranım geçiniyor ama daha sonra öğrendik ki nitelikli dolandırıcı. Araştırma yapmamış mıydınız? Yapmamıştım, hayır. Nitelikli dolandırıcı çünkü hacizi çıkmış karşılıksız bu bono ve karşılıksız çekten hacizleri olan, hiç haberim yoktu. Şimdi sonuç itibariyle şunu öğrendik. Hı-hı. Demek ki çiftlik sahipleri feveren ediyor ya, zarar ediyoruz. Yem pahalı. Evet, yem pahalılandı ama sonuçta o yemin parasını yumurtadan çıkarıyorsun. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Zarar etmeleri mümkün değil. Nasıl zarar ediyorlar? Kaçakla. Evet. Yani birbirini dolandırarak zarar ederler. Aynen. Ya sistem. Sen nasıl bir adamsın sen ya? Ha bir ya de, sonuçta, sen nasıl bir adamsın? Bu kadar zam yapılması yumurtaya haksızlık değil mi şimdi son toparladı zamanlar? Toparladı ama şimdi. Ünlü Türk düşünürü Ali Eyüboğlu. Ticarete toparladı. Girmesi lazım. Sizin şimdi değil de Ali abi. Şimdi burada zarar yok. Burada kaçak varsa abi şimdi bu da bu varlık da bu sahtekar diyeceğim. Geldiğinde bana dedi kardeşim sen oturuyorsun burada, tamam mı? İş bende. Ekip benim. Çalışan ben. Şey gibi çalışacağım falan filan. Bir takım misaller gibi ve şunun gibi çalışacağım. Her hafta getireceğim. Bakacağız. Şu geldi, bu gitti. Al paranı diyeceğim. Stüdyo paranı vereceğim, gideceğim. İstersen aylık, istersen haftalık. Çünkü meşakkatı fazla. Ben de buna aldandım. Tamam dedik. Şimdi Ağustos'tan beri bakın ben sizden çıkacağım. Ben Eskişehir'e gideceğim. Şu anda Eskişehir yolcusuyum. Her hafta 3 gün Eskişehir, 4 gün İstanbul. Şimdi girdik bir kere. Çıkamazsın. Neden çıkamazsın? Tarım kredi marketlerde benim sabah yumurtası artık kurumsallaşıyor. Ve çok beğeniyorlar. Elimde yumurta yoktu, size getiremedim vallahi. Ama bu gidişte alacağım arkasını. Bu başta 11 ay önce. Değil mi? Öyle bir kandırdı geldi. Bizi Ali abi. Evet. Size göndereceğim. Dur bak. Daha şimdi, geziyor bizim tavuklar. Bir paket Cem, göndersen bir koy 30 Cem, lira. Tabii. Şimdi yapar 60 lira. Tabii. Yok sağ ol. Şimdi Cem hemen ayarlayın. Bütün arka koltuk bagaj olduğu gibi yumurta doluyor bu gelişte. Şimdi, tamam mı? Şimdi buradan yürüyerek... Evet. Yani bunu toparladık. Bu toparlayalım. Bunu anlaşalım bu. Yani, işte, yani dolandırılma değil. Ben tamam. Dolandırılmadım. O kişiyle bağınızı kopardınız. Para kazanıyor mu? Kazanıyorum. Kazanıyorsun değil kazanıyor mi? Kazanıyorum tabii. Heh. Kazanıyorum. Yani bizzat sahadaki insan. Şimdi son iki ayda para kazanıyorum. Evet. Kazanıyorum. Bu tıpkı bu kitapta da var. Sen askere gitmeden CS'den sürekli zarar edip Muhittin Füsunoğlu'ndan ya böyle bu kasaya bir tane bakacak sağlam bir adam arıyorum deyip aynen. Sonunda Diyarbakırlı
Zafer. Askeri getiriyorlar. Daha doğrusu askerliğini Ege Ordu Komutanlığı'nda yapmış. Muhittin onun postası. Aynen, habercisi ya da. Geliyor. Kar etmeye başlıyor. Hı. Yani musluğun başını tutan kaçağı önlüyor. Evet. Şimdi yani hakikaten nevrim dönüyor. Bu Süt Üreticiler Birliği Başkanı diye bir adam sürekli televizyona çıkıp muhalif kanallarda diyor ki yemler çok pahalılaştı, süt zarar ettiriyor, süt ineklerini kesime gönderiyor. Üretici 5-6 ay sonra bu ülkede süt krizi başlayacak. Şimdi o inekleri kesime gönderse bu kadar üretici, et fiyatlarının düşmesi lazım. Hayır, et fiyatları da yükseliyor. Yumurta fiyatları da belli abi. 38-40 lira yani. Geçen ay haber çıktı, %30 süt üretimi artmış. Yani kesilince süt mü akıyor onlardan? Yalan. Yani şimdi sen 100 liraya mal ettiğin bir şeyi 90 liraya satmazsın. Üstüne karını korsun, satarsın. Eğer karşı tarafta bir akdi sözleşmen yoksa, karşı tarafla ürün bazlı bir anlaşman vardır. Tanesini 1 liraya satacağına dair, ama sen 1 liraya mal edemezsen zarar edersin. Bunu derlediği ihaleye girenler de habire fiyat artışı istiyor. Yani ben şeyi anlamıyorum. Biz tavukçuluk yapıyoruz, zarar ediyoruz. Zarar ediyorsan abi işletmende bir arıza var. Bir kaçak var, oradan da bir iki sana bir bana diyen birileri var. Evet. Değil mi? Şimdi şimdi ben bu tavukçuluk sektöründe geçen 20 gün önce bir seminer vardı, zirve vardı Antalya'da bütün tavukçular. Esasında bana orada da büyük teveccüh gösterdiler, bana orada herhalde torpil yaptılar. Çünkü orada tavukçuluğu elinde tutan 15 firma ama minimum 750 bin tavuğu olan, 750 bin, 900 bin, 1 milyon, 1,5 milyon. 1,600 milyon ton. Benim orada 15 bin tavuğum var. 1,600 tavuğum var. Babalardı. 750 bin tavuğu olandan sonra ikincisi bendim. 15 bin tavukla yani. Arada 15 bin ile 750 bin arasında hiç kimse yoktu burada. Üretici olarak kimse yoktu. Beni çağırmışlardı. Tabi sanatçılık böyle bir şey. Saygı duyulmak, sevilmek mi saygı duyulmak böyle bir şey olsa gerek. Ben gittim ya benim burada ne işim var dedim bu zirvede. Orada gidince olayı anladım. Konuşuyorum sağa sola işte orada güres tavukçuluk. İşte bizde 1,600,000 var. Ötekisinde 1,300,000 var. Abi ben dedim utandım. Ben 15 bin tavuk burada ne işim var dedim diye. Neyse orada öğrendiğim işi mesela. Güres diye bir firma var İzmir'de işte 1,5 milyon şeyi var. Ufaktan başlamışlar. Benim gibi yani. 8-10 bin tavukla başlamışlar. Şu anda sektörün İlk üçünde yıllık ciroları, pardon aylık ciroları 7-8 milyon TL gibi böyle bir şey var. İşte bütün mikroslara bir şey veriyorlar. Para kazanılmasa bu büyüme olur mu? Mümkün değil ya. Böyle bir büyüme. Yani konuştuk sahipleri. Ömer kardeşim, Mehmet kardeşim, abi kardeş iki tane. Anlattılar. Biz de 30-35 yıllık firmayız. Biz ufaktan başladık. Minikten başladık. Şimdi buraya geldik. Önce bir dolandırıldı. Haberleri çıktı. Dolandırılma değil bu. Suistimal. Yani mali olarak sömürülme, suistimal. Çünkü şirketimiz ayakta. Şirketimiz kurumsal. Şirketimiz şu anda tarım kredi marketlere %100'üne yakın. Yani %90, %95 çok az bir yumurta kalıyor elimizde. Onu da işte Eskişehir'deki yerel marketler, şarküteriler, çiftlikler, yani mandralar gelip el altından alıyorlar. Şirketimiz ayakta, dolandırılma değil. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü ben bunu çok önemsiyorum. Neden bir yanlış? Bu yanlış bir başlık bu. Ona gelelim. Ha, off the record biraz önce aramızda konuştuk. Herkes şaşırabilir ya Coşkun Sabah bu ne ya oraya onu o işi yapmasın şunu yapmasın bu. Aynısını konuştum. Bu genetik kodlama, insanın kendini aşması. Beyinde hep projeler yürüyor. Akşamları uyuduğumuz zaman şunu yapsam, şunu yapsam bu bir içgüdü. Herkes de vardır. Şöyle empati yapın şu arada. Kendinize empati yapın. Elinizde 3-5 kuruş olduğu zaman ne? Kafe mi açsam, kebapçı mı açsam, restoran mı açsam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Bu bizim genetik kodlamamız. Ama benim merak ettiğim, şimdi siz müzik,
duygusal anlamda devam ettiniz. Sözünüzle, bestelerinizle, sanatla. Bir tarafta da ticaret var. Ayrı kafalar bunlar. Doğru. Bir taraf duygusal giderken diğer tarafta matematik işliyor ya. Bu besliyor mu, yoruyor mu? Diğer tarafta bestelerde, sözlerde, müzikte orayı engelliyor mu? Ben onu tabii ki siz hiçbir zaman yaşınızda göstermiyorsunuz ve ticaret hayatınızın bir bölümünde var. Ama diğer tarafta bizim tanıdığımız Coşkun Sabah duygusal müzikleriyle, sözüyle. Orası da matematik. Orada kafalar karışıyor bende. Şimdi seher, inan ikisini de yapabiliyorsun. Mesela evet. Ben haftanın 2 günü, 3 günü Eskişehir'deyim, 3-4 günü İstanbul'dayım. Geçen en son gidişte Eskişehir'de kaldığım otelde çok keyifli. Eskişehir'i çok sevmeye de başladım. Çok dinamik bir şehir. Evet. Çok enerjik bir şehir. Genç bir şehir değil mi? Müthiş bir şehir evet. Ya, çok güzel. Neyse, kaldığım otelde Eskişehir'deyim yani. Çiftlikteki işte gelir gider dengesi, hindi oluyor, eksikler fazlalar. Gece yarısı otelde çok güzel bir beste yaptım. Ya tavukların arasında beste oluyor. Valla 1.30-2 idi, çok güzel bir melodi geldi. Ben cep telefonumda, recording'de açtım. Çok güzel bir beste yaptım. Yani demek istiyorum ki bu hengame arasında o da olabiliyor. Olabiliyor mu? O da oluyor, bu da oluyor. İkisini birden yapabiliyor. Ya şimdi ben bu kitaptan 400 sayfadan çıkan özet şu. 51 yıllık sanat hayatının içerisinde herhalde 40 yıllık da bir ticari hayatı da var. Yani ne biliyoruz biz? Gazino işletmeciliği var. Stüdyo var. Saç ekimi var. Var. Sinema işletmeciliği var. Bardakta mısır saklama. Mısır var. O da ilginç yani. Doğru. Saç ekim merkezi var. Başka neler var? Halı saha işletmeciliği var. Doğru. Başka ne var? Aklımız. Müteahhitlik var. Bodrum'da villa yapıp satmış. Enteresan abi. Bodrum Turgut Reis de. Yani asıl şimdi yapmanız İbrahim gerekiyor. İbrahim Tatlıses'le iş konusunda yarışıyor muyuz? Evet. İbrahim Tatlıses değerli arkadaşımızla. Her kolda kazık yemiştir ama sen herhalde daha ben işe kazandıklarımı kazandım. Kazandık. Ama bana şey tuhaf geldi. Yani Bodrum'da villa yapıp satıyor. Turgut Reis rüzgarlıdır diye kendini almıyor. Pişman mısın, değil misin? Nerede var Bodrum'da yazdığın? Evet, doğru. Bir şeyde Torba'da var benim. Torba Boyacı'nın yanında. Hatta Mehmet Ersoy'dan almıştım. Şu an Kültür Bakanımız oldu. 2007 yılında Mehmet Ersoy kendi villasında bir yıl oturmuş. 2006'da oturmuş. Hatta bir kış günü tapuya gittik. O zaman tabii iş adamı, Boyacı'nın sahibi, ETS'nin sahibi. Birlikte gittik. O zaman sattığınız yerden uçağına almadınız ama. Yok, almadım. Doğru. Turgut Bey çok rüzgarlı. Aynen üstüne bastı. yani sattık ama sevmedi. Orada ortaktık orada da zaten. Sonucunda... Ya bu girdiğin ticari işlerden zarar ettiğin oldu mu? Zarar ettiğim... Yumurtanın ilk 6 ayında zarar ettim. Çok ciddi zarar ettim. Ama şu anda 2 aydır, 3 aydır para kazanmaya başladım. Ben bu zararımı çıkaracağım oradan. Peki, o da zarar... Misin? Malum konudan dediğim gibi el büyüyecek altında. Büyüyecek misin yumurta? Büyüyeceğim içinde. Evet. Büyümeye karar verdim. Çünkü bu sektör ölmeyecek bir sektör. Çünkü yumurtayı hayatımızdan çıkarabilir miyiz sizce? Hayır. Yumurtanın hayatımızdan çıkması mümkün değil. Değil. Onun için bir de ben ne oldu Ali kardeşim? Sanatçılığımın avantajını orada görüyorum. Yani sanatçılığımın sevilirliğini... Bu yalan değil. Şimdi herkes kendini över ya, bende öyle bir huy yok. Ben kendim olduğumdan da daha ufak görürüm. Biz mesela bir anekdot alayım, anlatayım, bu çok önemli. Biz Tarım Kredi'ye başladığımızda önce kapta benim resmim yoktu. Sadece sabah yumurta. Yani sabah yumurta, resim yoktu ama. O da Özcan, benim de çok uzaktan da hemşehrim, benim çok iyi bir yakınım olur. Özcan dedi ki ya yumurta ciddi işte, resim koymayalım. Yani şey, logo hazırlıyoruz. Neyse ilk 4 ay, ilk 5 ay resimsiz çıktık. Ne zamana çıktık bu? İşte Tarım Kredi'ye biz Temmuz'da başladık. Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay resimsiz. 3 ayda bitirdim ben bu şeyi. 3 aydan sonra Eylül'e geldiğimizde bitti elimizde olan işte 60 bin mi 80 bin mi neyse koli. O yumurta. Viyole geçirdiğimiz o karton kap olan 30. O bitince yeni baştan yapma. Ya ben dedim resmimi koyacağım kardeşim dedim. Resmimi koydum. Elimde şey. Keşke getirseydim ya. Nasıl pişman oldum ya. Buradan eğer arada bir görüntü olursa, verebilirse aydın oradan verebilir. Neyse
Sonucunda resmimi koydum, biliyor musun? Tarım kredi coştu. İkiye katladı satışımız bizim. Reklamı da oluyor tabii. Resmimi koymamla güven, ikiye katladı. Güven de veriyor. Hatta daha birisini daha söyleyeyim. Bir gün Muzaffer aradı. Burada şubelere, teslimata gidiyoruz. Bizim bir Ducato var. Ducato bütün geziyor. Bütün Antalya, Alanya, Kumluca, efendim İzmir, Ege, Aydın, Balıkesir, Kütahya. Ben İstanbul'da Çanakkale, hiç görmedim Coşkun abi. İstanbul'da, Ankara haricinde. Olacak İstanbul'da ama. İstanbul'da haricinde olmayacak. Olmayacak. Tarım Kredi Market'in, çünkü ben sadece Tarım Kredi Market'e veriyorum ya bütün üretimleri, evet. Oraya gidiyor. Ankara ve İstanbul'daki işe dolmuş. Şimdi rafların da bir şeyi var mesela. Atıyorum 4 tane gezen tavuk, 4 tane de sanayi tipi diyelim. O artık o 10 tane olamaz. Yani benden önce kapmışlar İstanbul'u, Ankara'yı. Kapılmış. Şu anda da zaten senin de menfaatinde olmaz. Şu anda gezen tavuk bizim İstanbul ve Ankara raflarımızda 4-5 tane firma var dedi. 5 tane. Ben de 6. olacağım. Yani hem pasta bölünecek hem rantabl olmaz. Neyse, ben ondan vazgeçtim. Sonucunda bir tane şubede şu olmuş. Adam almış resimsiz sabah yumurta. Ondan sonra 2 gün sonra gelince resimliyi görünce, bu ne ya, gitmiş şube müdürünü, ben demiş resimsiz aldım, ben resimli istiyorum. Değiştiriyorum. Evet. Gitmiş evinden resimsiz gitmiş, resimliyi almış getirmiş. Fiyatlar konusunda resimsiz. Da yarışıyor musunuz şu an? Çok yüksek şimdi fiyatlar. Bu Tarım Kredi Kooperatifi deyince, Tarım Kredi Kooperatifi bu market, Tarım Kredi Market. Marketler zincirindeki kontrol edilemeyen fiyatlar yüzünden Cumhurbaşkanı'na talimat veriyor. Diyor ki bu Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerini çoğaltın. Evet. Mevcut genel müdür bunu başaramadığı için 2 gün önce görevden alındı. Ziraat Bankası genel müdürü atandı. Yani diyorsun ya, İstanbul'a geliyor mu? Evet. İstanbul'da da belki her semtte, her ilçede yakında market açacaklar. Yani o zincir üreticiden direkt tüketiciye. Ya bizim genel müdür gitti mi ya? Ben gitti. Senden öğreniyorum. Evet. Ha. Allah Allah. Kim? Evet. Fahrettin Bey mi gitti? Yoksa Bayram Ali Bey mi? Yok canım. Bir dakika. Fahrettin Poyraz. Tarım Kredi Kooperatifi'nin genel müdürlüğü yapan Fahrettin Poyraz'ın yerine Hüseyin Aydın atandı. Sizden duyuyorum ha. Evet. Yani bu marketleri çoğaltamadığı için. Yani evet. Vay vay vay. Marketler var ama yani mega şehirlerde görmüyoruz biz hiçbir yerde marketi. Küçük yerlerde. Küçük yerlerde zaten üreticiden tüketiciye ulaştırmak daha kolay. Sonuç itibariyle ya abi, senden çok iyi danışman olur biliyor musun? Ticari ve kesinlikle. Bu tür şeylerde çok kesinlikle. İyi takip ediyorsun. Valla danışmanlık yani ciddi bir ben iş. Ben çok okuyorum. Çok geziyorum. Çok gezen tavuk. Sen de bir gezen tavuk. Ben sektörün içerisindeyim. Ben de tabii çok iyi bir danışman. Ben de şimdi gidiyorum, diyorum yarın da Fahrettin Bey'e randevu alıp bir konu ya var. Bak burada son bir dakika haberi. Onu bir konuşmak için Fahrettin Bey'e randevu düşünürken Fahrettin Bey gitmiş. Yenisinden artık. Halil Bey'den öğreniyorum Fahrettin Bey'in gittiğini. Ama senin en büyük gücün ne? Üretici olman, malın elinde. Mal kaliteli olduktan sonra. Mal kaliteli, çok kaliteli. Sahtekarlık yapmadıktan sonra bu iyi şarkı, iyi film, iyi beste gibi sahibini, daha doğrusu tüketicisini eninde sonunda buluyor. Evet, yeter ki iyi bir şey üret ama cambazlık yaparsan bir yere kadar. Ona rüşvet, buna rüşvet, o başka bir şey.